dum 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 İş görüşmeleri çok stresli olaylardır. Ama bu yakışıklı alfa erkeği için değil. Görünüşe göre gelecekteki patronunun ofisinde evindeki gibi rahat. Sizi şimdiden uyarıyorum. Aylık 50 bin dolardan az olmayan bir maaş. Esnek çalışma saatleri ve iki güzel asistan isterim. Biraz şeker alır mısınız? Güzel espri. Sıradaki. Bu patronun kesinlikle espri anlayışı yok. İlk defa işe girerken sakin kalmak ve tırnaklarınızı dibine kadar yememek gerçekten zordur. Çaylaklar kendi gölgelerinden bile korkarlar. Ama kendinize gelip en azından başvuru formunu doldurmalısınız. Ups, artık kalemtıraşa ihtiyacınız yok. Sıradaki. Patronlar da insandır. Bazen rahatlamaya ve iş dışında şeyler düşünmeye ihtiyaç duyarlar. Ama sanırım bu patron randevuyu unuttu. İçeriye girin. Bir sonraki adayımız o kadar ciddi ki telefonunu birkaç dakikalığına bile bırakamıyor. Görünüşe göre bu önemli bir konuşmaya benziyor. Şirketimizin hedef tanımı... Çık dışarı. Kapı orada. Ne kadar komik bir adam. Sanırım giyim kurallarından hiç haberi yok. Sıradaki... İşte bunu beklemiyordum. Yeni şartlara uyum sağlayabilmek, artı puan kazanmanın ve hayalinizdeki işi alma şansını arttırmanın en iyi yoludur. Ne yazık ki bu hala yeterli değil. Bu pozisyon için gerçekten çok fazla rekabet var. İşi sadece bir tanesi alacak.
Hemen geliyoruz. Rekabetten o kadar hızlı kurtulmak gerçek bir lider özelliğidir. Sözleşmeyi imzalayıp hemen şimdi işe başlamak için hazırım. Ve bu kişi planları, grafikleri ve algoritmaları gerçekten seviyor. Banyoda seyahatlerini bile optimize ederek sunabilir ve iyi görünmesini sağlayabilir. Hiç vakit kaybetmeden grafik delisi patronuna onu işe almasının avantajlarını anlatmaya çalışıyor. İstatistik çok ilginç bir alandır ama herkes için değil. Çok da yaratıcı. Girin. İnsan kaynakları müdürünü ilginç özgeçmişiniz ve yeterli iş tecrübenizle etkileyemezseniz, o zaman diğerleriyle farkınızı gösterecek ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir şeyler bulmalısınız. Tüm yapabileceğim bu değil. Patron müziği çok seviyor olmalı. Hah, işte şimdi dans yeteneğimi ve kedi gibi olan esnekliğimi göstereceğim. Sanırım sizi bir daha aramayacağız. Bir sonraki... Hayatta ilerlemek ve iyi bir iş bulmak istiyorsanız bağlantılara ihtiyacınız vardır. Beyin hücreleriniz arasındaki iyi bağlantılara. Özgeçmişinizde becerilerinizin dürüstlük, ahlaklı olmak ve sadece kendini düşünmemek olduğunu belirtmişsiniz. Bu doğru mu? Önceki işinizden neden ayrıldığınızı anlatır mısınız? Tercih ettiğiniz başlangıç maaşı nedir? Bu adamın gelecek birkaç ay çalışmasına bile gerek yok. Hey, dikkat! Farklı iş görüşmelerimizi sevdiniz mi? O zaman yorumlarda siz işe alınırken herhangi bir komik şey ya da olağan dışı bir şey oldu mu bize anlatın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece WoW'daki ilginç videoları kaçırmazsınız.